Merkezimizin organizasyon yapısında önce bir yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulumuz okulumuzun hocalarından oluşmakta. İnovasyon birimimiz var. Bu anlamda blockchain teknolojisi konusundaki inovatif gelişmeleri sağlayacağız. Deneyler birimimiz var. Deneylerde dizayn ettiğimiz projeleri test edeceğiz laboratuvar ortamında. Eğitimimizde öncelikle Türkiye'nin ilk YÖK onaylı FinTech yüksek lisans programımız var. Açtığımız dersler blockchain teknolojisi ve crypto economics hem lisans düzeyinde hem yüksek lisans düzeyinde. Bu teknolojiyi anlamak, bu teknolojiyle projeler yapmak, bu teknolojinin içerisinde ki özellikleri öğrencilere aktarmamız gerekiyor. Bence en önemli konu gençlerin bu gelecekteki bu belki de karanlık ya da gri alanı daha iyi tanıyabilmeleri için bu tür merkezlere çok ihtiyaçları var. Biz bu merkezle birlikte tabii ki her sanılanın aksine sadece mühendislik ya da iktisadi bilimler öğrencileri değil, her konudaki belki sanatla ilgilenen, oyun tasarımıyla ilgilenen, iletişim fakültesinden olsun, hukuk fakültesinden olsun, her bir kendi alanında dijitalleşmeye önem veren ve teknoloji okuryazarı olmak isteyen her öğrenciye kapımız açık. Blockchain teknolojisinde daha doğru, daha güvenli, daha etkin ve herkese adil şekilde hizmet edebilmesini sağlaması için de en önemli toplumun en önemlisi bir toplum örgütlerinden biri olan üniversitenin bu işe girmesi gerekiyor. Biz Türkiye'de buna ilk biz şey yaptık ama bu demek değildi ki sadece biz yapacağız ya da biz sadece önce olmak istiyoruz. Tabii ki bütün üniversiteler bu işin içerisine girmeli ama gelecekte kesinlikle gençlerin başarılı olabilmeleri, dijital dünyada var olabilmeleri için bu teknolojiyi öğrenmeleri, bu teknoloji içerisinde yaşamayı öğrenmeleri gerekiyor. Blockchain bir teknoloji. Çoğunlukla kripto paralarla biz gündelik hayatta adını duymakla beraber aslında bu Bitcoin ve bütün kripto paraların altyapısını oluşturan en önemli teknoloji ve gelişmekte olan bir teknoloji. Dolayısıyla bilimsel çalışmaların bu alanda artması, blockchain teknolojisinin ve şu anda en göz önünde konu olan kripto paraların nasıl işlendiğinin anlaşılmasını çok daha kolaylaştıracaktır. Biz bu konuda meselenin sadece finanstan değil, pek çok başka alandaki uygulamalarını bir şekilde projelerle destekleyerek göstermek ve bu konuda danışmanlık hizmeti de vermek istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk YÖK onaylı fintech programını da önümüzdeki Eylül ayından itibaren açıyoruz. Dolayısıyla ilk iş bu teknolojinin doğru anlaşılması için düzgün eğitimi sağlamak. Bunun haricinde çok önemli etkinliklerimiz, çok önemli organizasyonlarımız olacak. Merkezimizin bünyesinde dünya çapında çok değerli hocalarımız var. Bu hocalarımızla birlikte diğer üniversitelerle, dünyanın çok saygın üniversiteleriyle birlikte işbirliği içerisinde etkinliklerimiz, organizasyonlarımız, konferanslarımız olacak. Projeler, blockchain konusunun eğitimden enerjiye, sağlıktan enerji sektörüne pek çok yenilikçi, dönüştürücü uygulamaları mevcut. Bu uygulamalarda bizim merkezimiz eğitimden başlamak üzere projeler üretecek. Bu anlamda blockchain teknolojisinin hem doğru anlaşılmasında hem de potansiyelinin gösterilmesinde bir önce olmak istiyoruz Türkiye bünyesinde. Blockchain'le Türkiye'de aslında çok ilgi var. Hatta dünyanın ilk onundayız bu anlamda. Özellikle bu şu anda kripto paralar üzerinden gidiyor. Dolayısıyla finans uygulamaları üzerinden gidiyor. Ama bu merkezin de aktiviteleri sayesinde konunun sadece finanstan ibaret olmadığını, finans uygulamaları tabii ki çok önemlidir. Sigortacılık, fintech uygulamaları çok önemlidir. Ama bundan da öte uygulamalar olduğunu belirttikçe konunun daha doğru anlaşılacağını, Türkiye'deki bu büyük ilginin sadece kripto paralardan ibaret kalmayacağını da umuyoruz. Sağlıkta dolaylı ve doğrudan pek çok uygulaması mevcut. Blockchain teknolojisi özünde bir veri tabanı.
Dolayısıyla ilk aşama zaten aslında bizim analog dünyadan dijital dünyaya geçmemizdi. Şimdi bu dijital dünyada saklanan datanın çok daha güvenli bir halde, şifreli bir halde, merkezi olmayan bir sistem sayesinde hacklenme riskinin olmadığı bir halde tutulmasını sağlıyoruz. Bu önce insanların kimlik datasının, kimlik verisinin, sonra da aslında nesnelerin kimlik verisinin saklanmasını kolaylaştırıyor. Şu anda tüm dünyada, sadece Türkiye'de de değil, tüm dünyada blockchain teknolojisiyle ilgili en önemli eksiklik insan sermayesi dediğimiz bilen kişilerin azlığı. Bilen kişiler var, ilgili kişiler çok daha fazla var. İşte biz merkez olarak bu ilgili kişilerin bilgili kişiler hale gelmesini sağlayabilirsek merkezin birinci misyonunu yerine getirmiş oluruz. Bu böyle bir merkezin, blockchain merkezinin üniversite bünyesinde kurulmasının da zaten ana sebebi budur.